İki çocuk annesi Big De Caro emlakçılık yapıyor. Eşi evlenme teklif ettikten 13 ay sonra 2003 yılında evlenmiş. Aceleye getirmemek için düğün planlamasına en az bir yıl ayırdık. Erken davrandığımızı düşündük ama düğün için seçtiğimiz mekanları aradığımızda birçoğunun çoktan dolmuş olduğunu gördük. Düğün organizatörü Susan Smith bunun sık yaşanan bir durum olduğunu söylüyor. Gelinlerin çoğu cumartesi akşamı evlenmek istiyor. Dolayısıyla tarihler sınırlı. Eğer istedikleri bir düğün mekanı varsa ya tarihlerini değiştirmeleri ya da yer açılana kadar beklemeleri gerekiyor. Sonuçta planlama süreci tahminlerden uzun sürüyor. Bir düğünün maliyeti ortalama 27 bin dolar ki bu iyi bir araba fiyatından fazla. Bu miktarın yarısından fazlası mekan kirasına ve akşam yemeğine harcanıyor. It's very easy to get carried away. Düğün maliyetinin aşırı yükselmesi zor değil. Televizyon ve internette düğün organizasyonları ile ilgili bütçenizi aşacak detaylar görüyor ve istemeye başlıyorsunuz. Amerikan geleneklerine göre düğün maliyetini gelinin ailesi üstlenir. Ancak günümüzde çiftler daha geç evlendiğinden ve düğün harcamaları da giderek arttığından maliyet gelin ve damat arasında paylaşılıyor. Genç gelinlerin aileleri düğün planlamasında daha fazla söz sahibi oluyor. Ama eğer gelin 27 ile 30 yaşlarındaysa, düğün masraflarını kendi geliriyle karşılıyorsa planlamada ağırlıklı söz sahibi olması mümkün. Big ve eşi Brandon düğün masraflarını kendileri karşılamış. İkisi de geniş aileye sahip olduğundan maliyet ortalamanın üzerine çıkmış. İkimiz de ev sahibiydik ve birikimimiz vardı. Böylece düğün maliyetini karşılayabildik. Beklediğimizden daha pahalı bir düğün oldu. Çoğu zaman düğün planlaması nişanlılar arasında gerginliğe neden olur. Mesleğinin sabırlı ve diplomatik olmayı gerektirdiğini söyleyen Smith, planlama sırasında nişanların bozulduğuna da şahit olmuş. Maalesef bazen fikirleri değişiyor ve evlenmekten bile vazgeçiyorlar. 10 yıllık evli olan Big ve Brandon çifti düğün telaşını birlikte aşmışlar. Big, düğünleri pahalıya çıkmış olsa da harcadığı para için pişmanlık duymuyor. We loved it. We loved the wedding. Everything went. Düğünümüz çok güzeldi. Her şey yolunda gitti. Ama çok da hızlı geçti. Düğün esnasında harcadığımız parayı düşünemedik bile. Tabii ki herkes düğün için bir otomobil parası harcamak istemiyor. Birçok çift hayatını evlendirme dairesinde birleştiriyor. Bazıları daha mütevazi törenleri tercih ediyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.